herkese rezil olduk. 40 yıllık dostlarımız, ahbaplarımız seni tebrik etmek için geliyor ama sen yoksun. Hasret'in gizemli annesinin arkasından gara gitmişsin. Anne lütfen. Hepimiz için yorucu bir geceydi. Evet, bence de bu gece böyle kapansın. Hayır efendim, kapatmak istemiyorum. Ailece bir skandalın eşiğindeyiz. Bütün bunların sorumlusu da Hasret'in bizzat kendisi. Önce kendisi, sonra annesi. Bakalım ileride daha kimler? Anne büyütme lütfen. Sadece onun yanında olmak istedim. Bunun onun için ne kadar önemli olduğu da ortada. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Seni anlayamadığın ne biliyor musun Murat? Altınla kaplasan da teneke tenekedir. Belki de üstü tenekeyle kaplandığı için gerçekten altın olduğunu fark edemiyorsundur. Şimdi müsaadenizle biraz dinlenmek istiyorum. Evet, bence de daha rahat bir zamanda konuşuruz Nesin'cim. Yapma, gel. Lan! Cücük! Hasret nerede? Yukarıda değil mi? Nerede yukarıda? Yok. Aşağı indi mi? Yok, ben görmedim valla. İçeride de yok. Yok. Konağa mı gitti acaba? Yani bu gece burada kalacağım demişti. Öyle demişti. Anne nerede? Anam. Lan. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu deli kız kendine bir şey yapmış olmasın? Hasret. Kız. Hasret. Nakiye doğru söyle. Sen Saime'nin kim olduğunu biliyor muydun? Vallahi ben bir şey bilmiyordum Nesin Hanım. Ama anlamıştım. Geldiğinden beri o kadında bir tuhaflık vardı. Her şeyi alt üst etti. Uğursuz. Neyi alt üst etti? Hayatı mı? Hayatımızı yani. Ya baksanıza, her şeyden kuşkulanır olduk. Siz bile benden kuşkulanıyorsunuz. Sinsi şey. İnşallah cezasını bulur. Yılan. Zor idare ettik gazetecileri. Neyse, her şey yoluna girdi mi? Saim Hanım gitti. Hasret evinde. Babasıyla yalnız konuşmak istediğini söyledi. Hmm. Hasret nasıl peki? Bunu atlatması biraz zor olacak. Kolay değil. Haklısın. En iyisi başka şeylerle uğraşıp bu olayı hiç düşünmemesi. Zaten yoğun bir program onu bekliyor. Çalışarak daha kolay atlatır. Menajerliğe hemen başladım bakıyorum. Ne yapayım? Kafamın bir tarafı hep o yönde işliyor. Yarın ofise telefonlar yağacak. İşleri bir düzene koymalı. Diyorum ki... Önce aylık dergiye kapak olsun. Sonra belki bir televizyon şovuna çıkarırız. Ardından bir reklam. Bu arada klipler televizyonda dönmeye başladı bile. Levent, bu konuları sonra konuşalım. Şu anda seninle mücadele etmek için gerekli enerjim yok. Neden? Yenilmekten mi korkuyorsun? Bence yenilen varsa o da sensin. İddiayı hatırlıyorsun değil mi? Hmm. Hasret'in başarabileceğine ihtimal vermiyordun. O konular eskide kaldı artık. Biz bugüne bakalım. Ne demişler? Dün dündür, gelecek bizim.